operasyonla elinden alınıyor bu haklar ve sen şimdi başkan falan olamazsın deniyor ve o da ondan da yetinilmiyor. Yeniden seçim filan da yapılmıyor ki benim önerim o olacak şimdi. Yerine ikinci sırada gelen ve çok daha az oy almış olan AKP adayı belediye başkanı olarak mazbatası verilmek isteniyor veya veriliyor. Değerli izleyiciler, böyle şey olmaz. Yani bu yanlışlıklar olabilir. Bu hız, bu garip hızlar birdenbire aynı anda işte itirazlar, kararlar, UYAP'a girmeler filan. O zaman gidersiniz orada, dersiniz ki hata var burada, işte itiraz zamanı olmuş olmamış neyse yeniden seçimi yaparsınız. Kazanan yeniden belediye başkanı olur veya olmaz. Olay budur. Şimdi Merdan Bey onun daha ayrıntılarını söyleyecek. Yalnız ben bir şey söyleyeyim. Benim iddiam 2019'dan beri CHP'nin demokrasiyi yerel yönetimlerden yeniden kuracağı biçimindeydi. Kurdu. Yani bu 2024-31 Mart seçimlerinin esas anlamı CHP'nin belediyelerdeki başarısı ve politikasıyla Türkiye'de demokratik rejimi yeniden kurduğu ve halktan da destek aldığı biçimindeydi. Bu son darbe bunu bile önlüyor. Böyle şey olmaz. Buyurun efendim. Şimdi hocam yani 2002-3 Kasım seçimlerinden sonra Abdullah Gül biliyorsunuz o dönemde önce başbakan sonra Dışişleri Bakanı olmuştu. Başbakan olmasının nedeni Recep Tayyip Erdoğan seçilemediği, milletvekili olamadığı için. Şimdi oradaki bütün hata şu. Oradaki 3 sandıkta uyduruk gerekçeyle Siirt'te 3 sandıkta usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle seçimler iptal edildi. Özel bir seçim yapıldı. Bütün Türkiye bir kişi için özel seçimi yaptı. Siirt'te aday olmadığı halde, yani Siirt'te sil baştan seçim yapıldı. Yani mevcut eski adaylarla değil, yeniden adaylık başvuruları yapıldı. Ve Recep Tayyip Erdoğan Siirt'ten aday olarak seçildi. Şimdi benim itirazım şu. 4 aylık hapis cezası nedeniyle seçme ve seçilme hakkının iptal edilmesi, yasaklanması doğru değildi. Onu söyleyeyim. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a ilk seçime girme hakkı tanınmalıydı. Fakat hiç kimse için daha sonra böyle bir özel seçim yapılamaz. Kişilere ait özel kanun çıkarılamayacağı gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değil sadece dünyada da bir ilktir. Bir ülkede bir kişiyi seçtirmek için özel bir seçim yapılıyor. Anayasa zorlanıyor, yasalar zorlanıyor, her şey. O yasayı eleştirebilirsiniz, o yasayı değiştirmek gerektiğini savunabilirsiniz. Nitekim ben de onlardan biriyim. Yani öyle yasaklar konulmamalıdır, öyle siyasal yasaklar konulmamalıdır. Bazı suçlar, yüz kızartıcı suçlar dışında siyasal suçlara, düşünce suçlularına ve yüz kızartıcı olmayan suçlara, terör vesaire dışındaki suçlara ilişkin cezalarda böyle bir yaptırım kesinlikle uygulanamaz. Birisi kitap yazdı diye, Türkiye'nin tarihinde çok yatmayan ünlü yok ki, Yaşar Kemal'i, Orhan Kemal, Rıfat Ilgaz'lar. Kimin adı aklınıza gelirse Türk edebiyatına yön veren Kemal Tahirler, Atilla İlhanlar, bunların hepsi hapis yattı. Can Yücel'ler vesaire hepsi hapis yattı. Şimdi bunları seçme ve seçilme haklarının iptal edilmesi savunulabilir mi? Dolayısıyla o yasayı eleştirebiliriz. Ama bir kişi için özel bir yasa, özel bir seçim, yasayı ve anayasayı zorlayarak yapılamaz. Şimdi böyle bir tarihten gelen AKP, değerli seyirciler, Van'da, yani AKP için milli iradenin hiçbir önem taşımadığı ortaya çıktı. O grafiği getirir misiniz arkadaşlar? Van'da seçimi açık ara kazanmış, en yakın rakibinin 3 katına yakın oy almış bir kişi. Bakın, Abdullah Zeydan. Eski milletvekilidir, Hakkari milletvekilidir. Zeydan ailesi orada, Zeydan soyadlı aile, bölgede geniş bir ailedir. Yani Van'dan Hakkari'ye kadar ulaşır yayılımı. Büyük bir aşirettir. Zeydan soyadlı kişiler çoktur o bakımdan, o bölgede. Hem Hakkari'de hem Van'da. Daha önce Hakkari milletvekilliği yapmış. 2015'te tabii Hakkari milletvekilliği yapmış. Doğru. Evet, yanlış değil. Hakkari milletvekilliği yapmış. Van'da partisi içindeki ön seçimde birinci çıktığı için Van Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmiş ve en yakın rakibi olan, ki o da büyük bir aile, geniş bir ailedir, Arvas ailesi, ki bu
aile oyları değildir. Kastettiğim o değil değerli seyirciler. Aile oyları değildir bu. Yani hiç kimsenin aşireti bu kadar oy almıyor. Ne Ahmet Arvas için ne de Abdullah Zeydan için yetebilir. Değildir. En yakın rakibi olan AKP'li aday Abdullah Arvas'tan neredeyse 3 kat fazla oy alan, yani %125,426 düzeyinde Mart Cuma saat 16.55'te UYAP'a, yani UYAP Ulusal Yargı Network'ü diyebileceğimiz, şebekesi diyebileceğimiz dijital ortamda bir tebligat sistemidir UYAP. Yani oradan avukatların girme hakkı vardır mesela, girersiniz bakarsınız yargı mensuplarının, avukatların ve ilgili kişilerin. Mesela bana UYAP'tan hakkımda bazı kararlar olduğu zaman ya da soruşturma açıldığı zaman gelir. UYAP'tan geliyor. Bu nedenle ben sadece bunları takip ettiğim için, bir de hocam bunun şeyini size yüklüyorlar biliyor musunuz? Hakkımıza çok dava açıldığı için bu tebligatlar geliyor. Ayrıca benden bunun için para alıyorlar. Biz size tebligat yaptık diye. Öyle mi? Evet. Evet. Ben itiraz ettim GSM şirketine, yani cep telefonu şirketine, dedim niye benim faturam yüksek geliyor? Dediler ki Merdan Bey siz kabul etmişsiniz. Ben evet, tebligatın böyle yapılmasını istiyor musunuz dediler. Evet dedim. Tabii. Faturaya yüklemişler, iki katı geliyor. Oh. Ya ama ben buradan da takip etmek durumundayım. Ya o kadar çok dava açılıyor değerli seyirciler hakkımızda. Onu bu vesileyle bir kez daha size söylemiş oldum. Yani UYAP böyle bir sistem. UYAP hocam 16.55'te yüklüyorlar. 5 dakika sonra şey mesai bitiyor. Ertesi gün cumartesi, 30 Mart. İtiraz hakkı bile yok. İtiraz hakkı yok. Ertesi gün cumartesi, tatil. Pazar günü zaten seçim var. Pazartesi de tatil. Yani ve bugün diyorlar ki mazbatayı sana veremeyiz. Ya bu siyasi etiğe, siyasi ahlaka hatta, yani etik yani biraz daha felsefi bir anlam taşır. Ahlaka uymaz. Bu milli iradenin gasp edilmesidir. Bu bir kayyum atama çabasıdır. Ben AKP'nin halkın verdiği mesajı, o milli irade dedikleri, hadi o ifadeyi kullanalım, milletin verdiği, ki ben ulus demeyi tercih eden biriyim, milletin verdiği mesajı okumadığı, anlamadığı, bunu dikkate almadığı anlamına geliyor. Bu çok ucuz bir numaradır. Çok ucuz bir numaradır. Yani güya savcı birdenbire savcının aklına geliyor. Ya bu memnu hakların iade edilmesi gerekmiyordu diye. İtiraz süresinin dolup dolmadığı da çok tartışmalı. İtiraz süresinin geçtiği kanaatindeyim ben. Yüksek Seçim Kurulu mesela burada niye seçimleri yenilemiyor? Siirt meselesi vardı değil mi? Ha, İstanbul seçimlerinde de bir zarftan çıkan 4 oydan birini iptal ettiler. 3'ü evet, geçti. 3'ü geçti. Bu olacak şey değil. Ama 3 ay sonra tekrar seçimi yenilediler. O halde en kötü ihtimalle seçimi yenilersiniz. Milli iradeyi, Van halkının iradesini gasp edemezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti, tırnak içinde söylüyorum, bir haydut devlet değildir. Gelenekleri olan bir devlettir. Türklerin, Türkiye'nin 1000 yıllık en az bir devlet geleneği vardır. En az 1000 yıllık bir devlet geleneği vardır. Bu devlet geleneğinde nelerin nasıl yapılacağı bilinir. Keyfe göre yapılmaz bu iş. Bunun daha önce bir örneği yok. Bütün örnekler, biraz önce verdiğimiz Recep Tayyip örneğinde de olduğu gibi, bir haksızlığı gidermeye dönüktür. Bir haksızlık yaratmak amaçlı değildir. Ki usul çiğnenmiş, kişiye özgü bir yasa çıkartılmış, yasal değişiklik yapılmış, kişiye özel anayasa değişikliği yapılmış ve kişiye özel de bir seçim yapılmış kocaman bir ilde. Böyle olmasına karşın bir haksızlığın yapıldığı inancıyla bir düzeltme çabasıdır o. Ya siz burada bir haksızlık üretmek için, Van halkının iradesini gasp etmek için hukuk yoluyla, yargı yoluyla, her ne yolla olursa olsun gasp etmek için bir şey ya, pusu kuruyorsunuz insanlara, bir hile yapıyorsunuz. Yani hile-i şerriye denir. Bir hukuk hilesi yapıyorsunuz burada. Hesabın önceden yapıldığı anlaşılıyor hocam. Van'da hesabın yani 4, 16.55 bir tanesi. 16.55, 5 dakika var.
itiraz süresine izin vermemişler. Önceden bunu kafaya koymuşlar. Yani mesela çok önceden, daha önceden itiraz etselerdi seçim kurulu uyarabilirdi. Seçim kurulunun da haberi yok. Adaylığını onaylamış. İlgili belgeleri vermiş, seçilme yeterliliğine sahip olduğu belgeleri. Fakat bunlar yapıldıktan sonra itiraz ediliyor. Buyurun hocam, biraz uzattım. Hayır, çok iyi. Bilakis, hayır, çok güzel anlatıyorsunuz. Gayet